Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi hafta sonları diliyorum herkese. Evet sevgili dostlar, maalesef ki oldukça stresli ve sıkıntılı bir haftayı geride bırakmış bulunuyoruz. Borsa endeksimizde, Borsa İstanbul'da %4 civarında bir haftalık kayıp yaşandı. Adeta salıncak misali bir ileri bir geri gittiğimiz ve haberlerin etkisiyle, özellikle Orta Doğu'dan gelen haberlerin etkisiyle ciddi şekilde sarsıldığımız bir hafta idi. Endekste geçtiğimiz haftayı oldukça iyi kapatmış olmamıza rağmen bu hafta söz konusu olan Orta Doğu'daki savaş, Filistin-İsrail Hamas üçgeni içerisinde gelişen bir takım olgular, her ne kadar bizden oldukça uzak bir bölgedeki bir mevzu olmasına rağmen daimi olarak bildiğimiz bir gerçek var ki jeopolitik olaylar bize uzak veya yakın bir şekilde etkisini psikolojik olsa dahi gösterebilmekte. Her ne kadar Avrupa veyahut da Amerika endeksleri bu konu özelinde çok fazla etkilenmemiş olsalar da onların da kendi içlerinde bir takım enflasyon veyahut da faizlerin artışı devam edecek, etmeyecek FED özelindeki bir takım kaygıları vardı ama biz önemli ölçüde söz konusu olan bu Orta Doğu'yla ilgili olan stresin etkisi altında kalmış bulunuyoruz. Bu konu arkadaşlar özellikle bizim de bu mevzuya taraf olmamız, Türkiye'nin de bu mevzuya taraf olması hususunda bir takım provokasyonların olması, efendim oraya asker gönderilecek, gönderilmeli, gönderilmemeli meselelerinin kulislerde geziniyor olması ve Türkiye'nin bu noktada arabuluculuk vasfını üstlenmek suretiyle bir şekilde ortada mutedeyil bir tavır içerisinde olması bir anlamda değişik görüşler ortaya çıkartıyor. Yani bizim taraf olmamak noktasındaki bir çabamız belki olumlu olarak algılanıyor ama diğer taraftan dış güçlerin bizi de bu olayın içerisine sokmaya çalışması şeklindeki bir takım provokasyonlar ise endişe yaratıyor. İşte arkadaşlar biliyorsunuz piyasalar endişeyi ve belirsizliği sevmez. Endeksin de son dönemlerdeki hızlı yükselişi sonrasında bir bahaneye ihtiyacı vardı. Bir realize görmek, bir kar satışı oluşması özellikle ve özellikle büyükler şunu isterler, sürekli olarak yükselen bir piyasada artık yükseltmiş oldukları piyasada oldukça kârda oldukları malları, hisseleri devredecekleri insanlara, yeni yatırımcılara bir hikaye gerekli. Yüksek seviyelerden alım yapmak istemeyenler elbette ki biraz düşse de alayım modu içerisinde olacaklardır ve onlar için de bir nevi satış bahanesi, realize bahanesi oluşturulmuş oldu. Aslında bu tür durumlar arkadaşlar her zaman için geçici olmuştur. Geçmişe dönük baktığımız zaman nice sorunlar yaşandı biliyorsunuz ve işte Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin yaşandığı bir evreyi dikkate aldığımız zaman kısa süreli bir türbülans yaşandı ve sonrasında dünya borsaları yine yoluna devam etti. Burada da benzer bir durum olacağını düşünüyorum. Mevzunun İran'a yansımasını beklemiyorum. Efendim bir 3. Dünya Savaşı boyutlarına ulaşmasını beklemiyorum. Gerginliği artıran unsur Amerika'nın bir şekilde bir savaş gemisini göndermiş olması ve 2. savaş gemisinin de bölgeye intikal ediyor olması. Bunlar ortamı biraz geren durumlar oldu. Hatta Sayın Erdoğan'ın Amerika'ya ne işiniz var orada şeklindeki bir çıkışı da piyasalarda gerginlik oluşmasına sebebiyet verdi. Aslında değerli arkadaşlar bu tablo 3. çeyrek bilançolarının gelmesini beklediğimiz bu son dönemler itibariyle biliyorsunuz bu ay sonuna doğru artık 3. çeyrek bilançoları gelmeye başlayacak ve bu bilançolar evvelinde bu düzeltme hareketini birazcık da sağlıklı bulduğumu söyleyebilirim. Çünkü bilançoları iyi gelecek olan şirketleri büyükler bir şekilde analiz ediyorlar ve ben de sizlere geçtiğimiz hafta 3. çeyrek bilançoları iyi gelebilecek olan sektörler üzerinde bir çalışma yapmıştım. Son videom bununla ilgiliydi. Lütfen bu videoyu
izlemenizi tavsiye ediyorum. Her ne kadar endeksin gidişatıyla ilgili olarak bir takım tedirginlikler olsa bile sektörel bazda veya hisse bazında bir takım ayrışmalar söz konusu olacaktır. Bu arada arkadaşlar sizlere açılış konuşmamı Borsa Pivot sitemizin 9 Ekim tarihinde geçtiğimiz hafta itibariyle açılacağı yeni yüzüyle, yeni arayüzü ve yeni fonksiyonlarıyla açılacağını sürekli olarak duyurmuştuk. Borsa Pivot sitemizin arkadaşlar yeni yüzünü görmektesiniz. Şurada ise arkadaşlar menülerimizi görebileceğiniz bir bölümümüz bulunuyor. Tıkladığımız zaman burayı menülerimiz açılmakta ve sağ tarafında ok bulunanlarda ise arkadaşlar alt menüler bulunuyor. Bazı arkadaşlarımız bu menü yapısından pek hoşnut olmadılar. Biz bunu yine önceki sitemizde olduğu gibi en üst tarafa taşımak kaydıyla sizlerin işinizi biraz daha kolaylaştırmayı düşünüyoruz. Zannediyorum bugün yarın bu konuda hallolmuş olacak. Bütün unsurları net olarak karşınızda görebileceksiniz. Ancak Borsa Pivot haberleri bölümüne özellikle dikkat etmenizi öneririz ki çünkü arkadaşlar burada anlık olarak çeşitli önemli bilgiler yayınlanmakta. Bu konu takibinizde olursa faydalı olacaktır. Birazdan arkadaşlar analizler bölümümüzde bu sitemizdeki farklı unsurları da sizlere tanıtmış olacağım, göstermiş olacağım canlı olarak. Evet dedik ki endeks %4 civarında bir kayıpla haftayı tamamladı ve dünya endekslerine baktığımız zaman en çok kaybı yaşayan biz olduk. Sanki savaş bizdeymişçesine oldukça negatif bir ayrışma söz konusu oldu. Japonya endeksinin oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Dow Jones'un ise son gelen veriler paralelinde biraz olumlu bir haftalık kapanış yaptığını görebilmekteyiz. Bunun haricinde değerli arkadaşlar bir de sektörlere bakalım Türkiye piyasalarının geneline bakalım öncelikle. Efendim %4 civarında endeksin değer kaybını gördük ve bu hafta en çok değer kazanımını altın yaşadı %6 civarında. Neden altın yaşadı? Çünkü dolarda bir hareketlilik oldu. 28 TL civarlarına yakınlaşması ve yine savaş etkisiyle güvenli liman anlamında ve aynı zamanda da ABD'deki gelen veriler eşliğinde faizlerin çok kısa bir süre içerisinde indirim aşamasına giremeyeceği konusundaki beklentiler altında çok affedersiniz faizlerin artık sabit kalacağı ve indirim yönündeki beklentilerin biraz ön plana çıkması, Eurobondların ABD 10 yıllık faizlerinde bir gerileme eğiliminin söz konusu olması altını doğal olarak ön plana çıkarmış oldu. Ons altının tekrardan 1900 seviyesinin üzerine çıkması, gram altının 1700 seviyesi üzerine yönelmesi altın fiyatlarında da %6'lık bir artışın oluşmasına sebebiyet vermiş oldu değerli arkadaşlar. Sektörel bazda baktığımız zaman bu hafta en çok etkilenen sektörler içerisinde etkilenmeyen sektör hemen hemen yok gibi. Özellikle arkadaşlar bilişim sektörünün ciddi şekilde etkilendiğini %10 civarında bankacılık endeksinin endekse paralel bir şekilde %4 civarında bir değer kaybı içerisinde olduğunu görüyoruz. Gıda ve içecekte %8 civarında, efendim orman, kağıt vesaire ürünlerinde %11 civarında ve sigorta sektöründe yine benzer şekilde ulaştırma sektöründe %7 civarında gibi hemen hemen bütün endekslerde kayıplar söz konusu. Madencilik endeksinin veya kimya endeksinin spor endeksinin ise söz konusu kayıplardan en az etkilenen sektörler olduğunu görmekteyiz. Şimdi değerli arkadaşlar endeksin ahvaline gelince. Endeks sizlere geçtiğimiz haftaki çizimlerimde de ifade ettiğim gibi öncelikle 8617 seviyesinde görülen bir Fibonacci direncimiz bulunuyor ki 8562 seviyesine kadar yükselmiş idik. Bunun evvelinde değerli arkadaşlar öncelikle şunu da ifade etmem gerekiyor ki bu 8562 seviyesine kadar yükseliş biraz önce göreceğimiz biraz sonra göreceğimiz grafiğimizde yine 8600 yakınlarına doğru bir başka direncimizin olduğu başka bir grafik daha göreceğiz. Ama bu grafikten anlamamız gereken nokta şu: 8600 bölgesi aşılmadan endeksin rahatlaması mümkün olmayacaktır. Ve zira sizlere son analizlerimde sürekli olarak 8400 ila 8600 bölgesinin
çok keskin ve zorlu bir viraj olduğunu, bu viraj dönülmeksizin endeksin daha ileri aşamalara gitmesinin güç olabileceğini ifade ediyordum. Ama net olarak beklentimde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Şu anda söz konusu Orta Doğu Savaşı'nın etkisiyle endekste bir rehavet, bir durgunluk veya bir testere piyasası diye adlandırılan git-gel tablosunun mevcudiyeti, büyüklerin aslında küçüklerin korkularından istifade ederek pozisyonlarını artırmalarına etken olan bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgenin aşılmak suretiyle yıl sonuna doğru 10 binlere yaklaşan 9 bin seviyesinin üzerini test eden bir görüntüye hakim olacağımız yönündeki düşüncemi ben muhafaza ediyorum. 7300 seviyesi arkadaşlar ve özellikle yıllık pivot değerlerine baktığımız zaman 7400 seviyesi olarak karşımıza çıkan nokta, yani arkadaşlar şuradaki 7377 seviyesi bizim için önemli bir destek konumunda. Bu seviyenin aşağısına gelinmemesi gerekiyor. 8400'ün üzerine çıkıp da net olarak yerleştiğimiz zaman ise bu yıl 11000'li seviyelere kadar yükseliş potansiyeli teknik olarak mevcut. Bakın arkadaşlar, buralara kadar yükseleceğiz tarzında net bir ifade kullanmak mümkün değil. Haberlerden, şunlardan, bunlardan ırak bir şekilde teknik olarak ifade ediyorum. Ve biz 4600 seviyesinin aşağısına çok ufak bir sarkma yaşamıştık bu yıl. Ve onun ardından birçok olay yaşanmasına rağmen depremin ardından yaşanan işte Rus ve Ukrayna krizi, onun haricinde bir takım seçimler, o bu şu vesaire gibi gerginlikler ve bütün bunlara rağmen arkadaşlar endeks yıllık pivot değerinin altına inmedi ve ikinci pivot direnci olan 8400 seviye 338-400 seviyesinin dahi üzerine çıktı. O halde net desteğimiz öncelikle yılın birinci direnci olarak karşımıza çıkan 7400 seviyesidir. Olası olumsuz bir tablonun söz konusu olması durumunda. Evet arkadaşlar, az önce 8617 seviyesini görmüştük. Burada ise bu bir haftalık çizimdir. Haftalık çizimimiz ise arkadaşlar 8562 en yüksek değer olarak görülmüş ve 8581 seviyesi ise bizim önümüzdeki önemli aşılması gereken bir direnç konumunda bulunuyor. Arkadaşlar burada önemli olarak sizlere şunu ifade etmek istiyorum ki, bakın geçtiğimiz hafta pivot değerleri itibariyle geçtiğimiz haftaya başlar iken, daha doğrusu hafta sonu analizimde dedim ki 8418 seviyesi kritik bir nokta. Bu seviyenin üzerine çıkılamadığı takdirde 8273 seviyesine kadar gerileme yaşanabilir. Bu seviyenin de aşağısına inecek olur ise, bu seviyede kırılacak olur ise 8035 seviyesi önemli bir destek konumunda. Biz arkadaşlar bu hafta nereyi gördük? Bu hafta görmüş olduğumuz değer en yüksek 8518 seviyesini görmüşüz ve 8054 seviyesine kadar gerileme yaşamışız. Yani 8035 seviyesine yaklaşırken buradan bir tepki bulmak suretiyle buranın daha aşağısına gelmemek kaydıyla 8113 değerinden kapanışımız gerçekleşmiş durumda. Şimdi değerli arkadaşlar, biz 8113'lük kapanışımızı görmektesiniz ve bu çizimimiz Fibonacci impas itibariyle yapmış olduğumuz çizimimizde yine üzerinde sürekli olarak durduğum 8210 seviyesi bulunuyor ki 8210 seviyesi arkadaşlar şu hattır. Bu hattın üzerine çıkmamız lazım. Bu hattın üzerine çıkmayı başardığımız zaman, ki bu hafta itibariyle arkadaşlar 8200 seviyesinin de aynı zamanda haftalık pivot seviyemiz olduğunu görmekteyiz. 8200 üzerine bu hafta, yani önümüzdeki hafta yerleştiğimiz takdirde biz 8345'li birinci direnç, buranın da aşılması durumunda tekrardan 8400-8600 bölgesine girdiğimiz evre olacaktır ki bu kritik viraja tekrar girmiş olacağız. Bu virajın aşılması bizi 8800'lere kadar bu hafta taşıyabilir. Ancak bu durumun gerçekleşebilmesi için arkadaşlar biraz Orta Doğu'daki havanın ılıman bir duruma gelmesi lazım ve gelmeye başlayacak olan bilançolar içinde yavaş yavaş pozisyonlanmaların oluşması, bunun net bir şekilde ortaya çıkması lazım. Şahsi kanaatim şudur ki ben artık bu hafta itibariyle bilanço döneminin yaklaşması açısından bilanço evresindeki ön hazırlıkların tamamlandığı ve bilançolara yönelik olarak da alımların biraz daha hız kazanmak suretiyle endeksi kritik bölgeden,
yani 8000 yakınlarındaki kritik bölgeden tekrar 8500'lere doğru yaklaştırabileceği hususunda iyimser bir bakış açısına sahibim. Şimdi değerli arkadaşlar, pivot dedik ve pivot sistemin bizlere geçen hafta itibariyle bu haftaya dair verdiği bilgilerin ne kadar doğru olduğuna bir kere daha tanık olduk. 8035 seviyesine yaklaşımdan tepki bulduk. Burası da kırılmış olsaydı artık 7900'leri konuşacak duruma gelecektik. Şimdi değerli dostlar, gelelim yeni borsa pivot sitemize. Şuradaki çubuğumuzun 3 çizgiye tıkladığımız zaman menülerimiz gelecektir. Ve buradan arkadaşlar piyasa verilerini tıklamak suretiyle biz karşımıza birçok hangi konudaki piyasa verisini edinmek istiyorsak bunu görebiliyoruz. Genel piyasa, canlı grafik, kriptolar, efendim biop değerleri, kripto para, yurt dışı endeks, döviz, hangi hususta bir inceleme yapmak istiyorsak arkadaşlar oraya basmamız yeterlidir. Örneğin döviz diyelim. Dövizle ilgili bize veriler geldi. Hangi döviz çiftini takip ediyorsak. Canlı kripto diyoruz arkadaşlar. Kriptoları canlı olarak verileri görebilme şansına sahip bulunmaktasınız. Ve bunun yanı sıra biz yine arkadaşlar genel diyelim ve yurt içi bazındaki duruma bakalım. Yurt içi arkadaşlar ne diyor? Yani BIST 100 endeksi bazında baktığımız zaman ne diyor? Günü 1.77'lik değer kaybıyla kapatmışız. Haftayı 4.15 değer kaybıyla kapatmışız. Ve ay bazında %2.66'lık bir değer kaybımız söz konusu. Pazartesi günü itibariyle 8.135 seviyesinin, şurada pivot değer olarak gördüğünüz 8.135 seviyesinin pivot direnci, pivot değerimiz konumunda olduğunu görüyoruz. Pivot değerimizin altında kapatmış. Öncelikle pazartesi 8135 seviyesinin üzerine çıkmalıyız. Ancak esas kritik noktamız 8199 veya şurada haftalık pivotumuz olarak gördüğünüz 8200 seviyesidir. Bu seviyenin aşılması ve buranın üzerine bir yerleşimin olması durumunda, bunu biz cuma günü başaramadık maalesef ve buranın geçilmesi durumunda ise artık 8300 seviyesi, 8350 seviyesi gündeme gelebilecektir. Lütfen her gün güncellenmekte olan bu değerleri yakinen takip ediniz ve bu pivot değerleri size endeksin yönü hakkında bilgi verecektir. Eğer 8200 üzerine çıkamayan bir görünüm içerisinde olur isek bu hafta, 8200'de zorlanıyorsak ve 8000 desteğinin de aşağısına inecek olur isek bu durumda 7700-7900 bölgesine doğru geri çekilme riskimiz gündeme gelecektir. Bunu arkadaşlar bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Yine aynı şekilde pivot değerlerimiz bakımından değerli arkadaşlar aynı zamanda portföyünüzü burada rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Yeni bir portföy oluşturabilirsiniz. Sanal bir portföy olabilir, gerçek portföyünüz olabilir ve portföy analizi bölümünde ise portföyünüzün son kapanışı itibariyle genel durumu hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar spot veriler diyorum ve spot veriler bölümünde pivot değerlerimize geldiğimiz zaman isterseniz arkadaşlar endeks olarak seçin, isterseniz sektör olarak seçin. Hiçbir şekilde fark etmez. Sektör olarak da seçebilirsiniz. Burada hisse adınızı da yazabilirsiniz. Destek ve dirençlerinizi görebiliyorsunuz. Ve aynı şekilde dilediğiniz gibi bütün hisseler üzerinde ara demek suretiyle de ilgilenmekte olduğunuz hisseniz hakkında da net olarak bilgiyi alabilirsiniz. Haftalık ve aylık pivot değerleri ise bu sekmeler üzerinden görebileceksiniz. Yeri gelmişken arkadaşlar bu konuyu noktalamak hususunda ifade etmek istiyorum. Günlük para giriş çıkış verilerimiz burada. Şurada arkadaşlar hisse özel tarama denilen bir bölümümüz bulunuyor ki bu bölüm sizlerin işine çok yarayacağı kanaatindeyim. Şurada istediğiniz hissenin adını yazmak suretiyle, örneğin ne yazalım? Garan yazalım. Garan yazdığımız anda arkadaşlar Garanti Bankası karşımıza gelecektir. Enter dedik. Garanti Bankası üzerinde ve Garanti Bankası ile ilgili olarak bize özet bilgiler geldi. Ne diyor arkadaşlar? 4.9 sinyalleri itibariyle Garanti Bankası sat konumundaymış. 7.21 sinyalleri itibariyle sat konumundaymış ve 20.40 sinyalleri itibariyle al konumundaymış. Ve sinyal fiyatlarının hangi seviyelerden oluştuğunu görebiliyorsunuz. Bu sinyalin kaç gündür devam etmekte olduğunu görebiliyorsunuz. Efendim bu gelen sat sinyaline göre
düşük değeri hangi seviyede gördüğünü, kapanış itibarıyla ne kadar değer kaybettiğini, maksimum değer kaybı veyahut da maksimum değer kazancı. Örneğin 20-40 seviyesinden 92 gün önce gelen Garanti Bankası için al sinyali 27-14 seviyesinden gelmiş ve 27-14'ten gelen sinyal en yüksek 58-65 değerini gösteriyor, maksimum %116 gibi bir kazancın oluşmasına sebebiyet verirken son kapanış itibariyle %79 oranında hala kazanç ile al konumundaki durumunu 20-40 ortalama sinyalleri itibariyle gösteriyor. Bir gün önceki para çıkışı ve aynı zamanda bir son gün itibariyle de para çıkışını görmektesiniz. Eğer giriş olsaydı giriş olarak görecektiniz. Yabancı takasındaki son durum, yabancı takasındaki haftalık değişim, yabancı takasındaki aylık ve de yıllık değişimi de buradan görebilir. Temel bir takım verilere erişebilir. Hedef fiyat olarak aracı kurum ortalamalarını da buradan yine aynı şekilde görebilirsiniz. Toplam hacimleri de buradan takip etme şansınız bulunacaktır. Efendim, ben bütün sinyalleri görmek istiyorum. Veyahut da yine burada bir Haluk Süper Trend şeklinde bir bölümümüz var ki bu da arkadaşlar belli kriterlere uyumlu olarak hareketli olabilecek bir hissenin, yani olumlu konumda olan bir hissenin rating puanına göre bir sıralama yapıyor, hedefini veriyor, %2 oranında bir stop loss değerini öngörüyor ve hacim kriterlerine bağlı olarak da sizlere her an bilgi verme noktasında hazırlanmış olan bir bölümdür. Değerli dostlar, yine sizlere burada göstermek istediğim bir başka durum daha var ki yükselen ve düşen hacimler bölümünde görebileceğiniz nokta, hacim bölümüyle ilgili olarak çeşitli bilgilere de sahip olabiliyorsunuz ve bir başka bölüm itibariyle arkadaşlar yine hisse özel tarama bölümümüzde teknik görünüm dedik, düşeni kıran Haluk Süper Trend bölümünü izah ettik. Bunun haricinde bir de tüm teknik sinyaller olarak ifade edebileceğimiz şurada arkadaşlar, şu bölümde bütün teknik sinyalleri toplu olarak görmenizi sağlayan bir bölümümüz bulunuyor. İster 4.9, ister 7.21, ister 20.40 gibi oluşan sinyaller ve sinyal kaç gündür burada, en son gelen sinyali görmektesiniz. Yani en son sinyal gelen, en son an sinyali oluşan hisseleri sıfır koduyla görüyorsunuz. Ve geçmişe doğru indiğimiz zaman değerli dostlar, son 3 gün içerisinde oluşan bir sinyalin akıbeti hakkında bilgi sahibi olabildiğiniz gibi sat sinyallerini görebiliyorsunuz ve yine arkadaşlar tüm teknik sinyalleri görmek istiyorum dediğiniz zaman ise karşınıza şöyle bir tablo geliyor. Bu tabloda 4.9 sinyalin işte X1 hisse için yazarsınız arkadaşlar. Kim yazalım mesela? Türk Hava Yolları'nı yazalım. TH'ye yazdığımız zaman direktmen karşımıza çıkacaktır. 4.9 itibariyle sat konumundaymış. 4 gün önce bu sinyali vermiş. Efendim 7.21 itibariyle 7.21 konumu itibariyle sat durumundaymış ve 20.40 itibariyle de sat durumundaymış. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, teknik konuları tek bir tablo üzerinde de görme şansını elde edebileceksiniz ve daha birçok veriler burada mevcut. Şimdi değerli arkadaşlar, sitemizin yeni olması münasebetiyle sizleri bu konuda bilgilendirmek istedim. Kullanım rahatlığını sağlayabilmeniz manasında. Şimdi değerli dostlar, gelelim endeksin bundan sonraki ahvaline. Dedik ki 8210 seviyesinin üzerinde veya 8210'da bir direncimiz bulunuyor. Fibonacci direncimiz bulunuyor. Bunun haricinde de 8200 seviyesinde günlük birinci direncimiz ve haftalık pivot değerimiz bulunuyor. Bunların üzerine çıkmamız gerekiyor. Bunların üzerine çıkamadığımız takdirde ne olur? Burada arkadaşlar 8212'de yine bir önemli bir durum görüyoruz. Önemli bir destek noktası, direnç noktası görüyoruz. İşte arkadaşlar 8200 seviyesi birçok grafikte karşımıza çıkan bir durum. Bunun aşağısında 8103 seviyesi. Bu 8103 seviyesinin aşağısına indiğimiz zaman ise genel anlamda 8000 seviyesini destek olarak görüyoruz ama burası da kırılacak olur ise dediğim gibi 7700-7900 bölgesine kadar geri çekilme riskimiz oluşacaktır. Bu riskin oluşmaması için 8200 seviyesi üzerinde net bir yerleşim görmemiz lazım. Bu hafta özellikle bilançolarında yakınlaşması sebebiyle ben 8200 üzerine yönelik bir atağa ve 8500-8600 bölgesine doğru bir yaklaşımı önemsiyorum. Bu başarı sağlanacak olur ise 8800'lere kadar, 9000'lere kadar
devam edecek bir yükselişin önümüzdeki günler adına yolunun açılabileceğini ise bekleyebiliriz. Ama ana koşul 8200 seviyesinin aşılması olacaktır değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Grafiklerimiz, daha doğrusu göstergelerimiz açısından baktığımız zaman ise göstergelerimiz 8077 seviyesinde 34 günlük hareketli ortalamamız olduğunu gösteriyor. 13-34 günlük hareketli ortalama benim için son derece önemli ortalamalardı ve geçmiş tarihlere baktığınız zaman yeşil eğriye deyimlerde hep tepki bulmuşuz. Yine biz yeşil eğrimize geldik ve bu yeşil eğriden tepki bulmayı bekleyebiliriz. Ama tabii ki illaki tepki bulacak diye bir kural yok. Neredeyse aylardır, yani 1 Haziran tarihinde 4959 seviyesinde kırmızı eğrinin yeşil eğriyi kesmesine mütakip oluşan yükselişte yeşil eğri önemli bir parametre konumundaydı. Şimdi de arkadaşlar 1, 2 ve 3. defa burayı test ediyoruz. Evet, Haluk göstergesi olumsuz bir durumda. 50 seviyesinin aşağısına inmiş vaziyette. 40 seviyesine doğru yaklaşması söz konusu olabilir. Böyle bir durum 8000 seviyesine doğru tekrar yaklaşımı, 7800-7900 bölgesine doğru tekrar yaklaşımı gündeme getirebilir ama buradan bu hafta bir dönüş olma olasılığını da gündeme getirebiliriz. Haftalık bazda baktığımız zaman ise değerli arkadaşlar, haftalık bazda 7722 seviyesinin Kaufmann hareketli ortalamamız adına bir önemli bir destek konumunda olduğunu görüyoruz. 8400 seviyesi ise aşılması gereken kritik bir nokta özelliğinde. Arkadaşlar, dolar bazında konuya bakacak olur isek, dolar bazında 305 dolar seviyesi önemliydi. Bu seviyenin üzerine iki defa çıktık ama başarılı iki defa çıktık ama 311-312 seviyelerini gördük. Ardından 309 seviyelerini gördük. Fakat şu anda dolardaki kıpırdanmanın da sebebiyle 291-292 dolar seviyesinde bulunuyoruz. 305 dolar seviyesi üzerine yerleşmemiz gerekiyor. Peki Viyop cephesi bize ne anlatıyor? Arkadaşlar, Viyop cephesi bize şunu anlatıyor. Öncelikle Viyop dediğimiz kavramın bize önemli ipuçları verdiğini ifade etmiştim. Ve şuradan arkadaşlar Viyop verileri bölümüne geldiğim zaman, evet, Viyop verilerine geldim. Ve pivot değerleri bütün Viyop enstrümanları için mevcuttur burada. Endeks pozisyonları diyorum sevgili dostlar. Endeks pozisyonlarına baktığımda Yapı Kredi Bankası'nın net bazda bir sıralama yapayım ben. Efendim, iş yatırımın 9114 adet Cuma günü itibariyle long pozisyon yaptığını veya alım yaptığını görüyoruz. İş yatırım aslında yaklaşık 35.000 kontrat civarında short pozisyonda idi ve elindeki short pozisyonların 9.000 kontratını kapatmış durumda. Yine info yatırım 12.000 kontrat civarında, 13.000 kontrat civarında short pozisyondaydı ve elindeki shortların 4.900 adedini kapatmış durumda. Peki en çok satış yapanlar noktası baktığımız zaman ise Bank of America Cuma günü 10.500 kontrat civarında satış yapmış. Yine Garanti BBVA'nın ise satış yaptığını 3.461 kontrat civarında görmekteyiz. Peki bütün vadeler itibariyle duruma baktığımız zaman tablo bize neyi gösteriyor? Bank of America'nın 40.000 kontrat üzerinde short pozisyona geçtiğini, iş yatırımın elindeki shortları azaltma eğilimi içerisinde olduğunu, 35.000'ler civarındaydı, 26.000'e düştüğünü görüyoruz. Yine Garanti BBVA'nın da benzer şekilde elindeki short pozisyonu azaltıcı bir tavır içerisinde olduğunu görmekteyiz. Değerli arkadaşlar, günlük olarak short ve de long miktarlarını takip ederseniz, elinde long bulunduran bir kurumun kümülatif bazda şu an görmüş olduğunuz tabloda olduğu gibi elindeki longları artırdığına tanık olursanız veya elindeki shortları azalttığına tanık olursanız, bu durum endeksteki olumlu gidişatın bir habercisi olacaktır. Endekste hala 82.000 kontrat, TEB yatırımın long pozisyonu, Yapı Kredi'nin 28.450 kontrat civarında, 28.500 kontrat civarında long pozisyonu bulunuyor. Bu arada Bank of America bir taraftan elindeki short pozisyonları artırırken, diğer taraftan da bir sonraki vadede, yani aralık vadede yavaş yavaş long pozisyon topladığını, 2500 kontrat civarında da elinde long pozisyon bulunduğunu ifade etmek gerekiyor. Bank of America özelinde herhalde söylenecek çok fazla bir söz yok. Biliyorsunuz bir şekilde piyasayı çok hızlı bir şekilde sürklase edebiliyor. Bir nevi
oyuncak haline getirmiş durumda. O aldıkça piyasa yükseliyor, sattıkça piyasa düşüyor veya kimi zaman alım yapıyor ve bir sonrası gün aldıklarını neredeyse tamamını verebiliyor. Örneğin Cuma günü değerli arkadaşlar, Cuma günü itibariyle Bank of America şurada 536 milyonluk bir satışını görmektesiniz. Cuma günü son 1 saate kadar Bank of America'nın satışı 1 milyar TL'nin üzerindeydi. Ve bu rakam bir şekilde son 1 saat süre içerisinde 536 milyon TL'ye kadar düştü. Yani 700-800 milyon TL'lik alım gerçekleştirmiş oldu. Dolayısıyla seansın belli bir anına kadar yapmış olduğu satış baskısını seansın sonlarına doğru istediği seviyelere ulaştıktan sonra alıma geçiyor. Hatta ve hatta başka kurumlar üzerinden alım yaptırdığını dahi düşünüyorum. Çünkü şurada diğer alıcılar bölümünde gördüğünüz 1 milyar 100 milyonluk alım önemli bir rakamdır. İşte bu alım arkadaşlar yukarıdan kurulan satış baskısı, Yapı Kredi'nin, Benkom'un veya Ünlü Menkul'ün kurmuş olduğu satış baskısı sonrasında daha aşağılardan farklı kurumlar nezdinde, taşeron kurumlar nezdinde yaptıkları alımlar ve bu alımlar sonrasında da bir şekilde yukarıdan sat, aşağıdan yerine koy mantığıyla hem ellerindeki lot miktarını artırmak ve aynı zamanda da bir şekilde önümüzdeki günlere yönelik olarak beklentileri olan, bilançosu iyi gelecek veya farklı beklentileri olan kağıtlara yönelik de ucuz maliyetlerle hisse toplama eylemi olarak değerlendirebiliriz. Evet kıymetli arkadaşlar, borsa hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Hafta içerisinde ekstra analizlerde buluşacağız. Twitter ve Instagram'dan zaman zaman önemli bilgiler yayınlamaktayım. Burayı takipte kalmayı lütfen unutmayınız. Bugün veyahut da yarın arkadaşlar dolar ve altın hakkında bir analizim olacak ve yine çok fazla soru geldiği için az önce çok uzun bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde değinmedim. Sadece konu icap ettikçe değinmeye çalıştım. Yeni borsapivot.com isimli sitemizin detayları hakkında size bilgi vereceğim. Bu sitenin kullanımını arkadaşlar lütfen öğrenmeye çalışınız. Videolar, eğitimler bölümünde sitenin kullanımıyla ilgili olarak uzun uzadıya Sayın Hakan Bey'in yapmış olduğu bir video var. Bu videoyu izlediğiniz zaman sitenin her bir noktasını nasıl yorumlayacağınız, nasıl değerlendireceğiniz, hangi bilgiye en pratik şekilde nasıl ulaşabileceğiniz hususunda size çok önemli aydınlatıcı bilgiler olacağını, kullanımını çok kolay bir şekilde öğreneceğinizi dair herhangi bir şüphem bulunmuyor. Ben de elden geldiği kadar bu konuda sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Efendim selam ve saygılarımla şimdilik hoşça kalınız diyorum. Yeni analizlerde buluşmak, görüşmek üzere.